haftalık vlogumuzda bu hafta Tokyo'ya kar yağdı. Önemli olan gideceğin yer değil, yoldur canımın içi. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün festivaldeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Himo Kitazawa'da bulunan koskocaman Oni maskeli, yani şeytan maskeli festivalin adı Setsubu. Bahar'ın gelişini simgeleyen bir festival. İnsanlar şeytanları kovmak için, genellikle kötülükleri def etmek için içerisinde kavrulmuş fasulyeleri attığımız bir festival. Oni wa soto, şeytan dışarı. Fukuba uchi diyorlar. Mutluluk içeri diyorlar. İyi şanslar filan diyorlar. Önüme geçtiyse abimin kıçını çekmiş olabilirim. Biraz sonra bu sokaklardan maskeleriyle birlikte insanlar yürüyecek. Aslında Japon kültürü denemez. Çin'den geliyor. Heyvan meyvan dönemlerinden geliyor da her gün bir tane festival var Japonya'da. Size de bugün elimden geldiğince buralardan, bu kültürden bir şeyler göstermeye çalışacağım. Üzerimize fasulye atılacak. Kavrulmuş fasulyeleri kapabilirsem çok iyi olur. Mutluluğu şey yapabilirim. Fasulyenin olayını da açıklayayım. Neden fasulye atıyorlar? Çünkü bu Japonlar için, Asyalılar için birinci gıda maddesini pirinç. Fasulyenin o mame dediğimiz şeytan gözüne benzetiyorlarmış. Kutsal bir gücü sahip olduğu için de onu kullanıyorlar. Shibuya'nın yakınlarında bir yerdeyiz. Merkezden Shinjuku'dan böyle 15 dakikada falan gelinebilir bu taraflara. Buradan Shibuya'ya yürüyebilirsiniz. Yakınlarda Tokyo Cami var. Shibuya var 15-20 dakika mesafede. Bayağı bir turist var. Asmışlar afişleri. Bu festival önemli bir festival aslında. Japonya'nın her yerinde Şubat'ın başında kutlanıyor. İnanılmaz bir kültür ya. Bir sürü de turist var. Bu maskeleri burada 10 dolara satıyorlar. Turistlere ayıptır söylemesi geçirmasyon yapıyorlar. Kültürlerine verdikleri önem gerçekten muazzam. İlk başta çalışanlara böyle küçük şişelerde içkiler veriliyor. Herhalde sake olması lazım bunlar. Bu tarz küçük yerlerde tek sorun fazla insanın olması ya. Baksana. İnanılmaz küçük bir yer. Gerçek şeytan geliyor. Kurutulmuş fasulye atacaklar. At dayı, bize at. At dayı. Geldi yakaladım. Alın kaçırmayın. Bunları 100 yene satarız. Cem'e koyun, biraz daha alırım. Gönder dayı, gönder. Büyük şeytan geliyor. Yerim çok kötü ya. Dalların arasında kaldım. Abi bir el atsaydık. Bir el atsaydık abi. Ay maşallah. Maşallah var ya. Ablam bir yol verin de şuradan ben bir geçeyim ya. Bunlar sakenin yanında güzel gidiyor arkadaşlar. Yolluk malzememiz çıktı, mezemiz. Ya Himo Kitazawa küçük bir yer. Aslında gezilmesi gereken yerlerden ama bayağı bir insan var burada ya. Çok kalabalık. Bir hayli de turist var. Ortaya da böyle bir şey çıkıyor işte. Siz, o ne ya? Kafası dövmeli bir abi vardı. Siz orada bekleyin. Ben bu ara sokakları bildiğim için kestirmeden gideceğim. Önlerine çıkacağım şimdi bak. Bak, yakaladım. Polis arıyor.
Şeytanı polis koruyor. Vallahi şeytanı polis koruyor. Bunlar da fasulyeleri atan din görevlileri abiler. Ablalar da var. Bak takun yararla birlikte gidiyor. Yakışıklı, Lucifer gibi. Yorulmuş biraz. Takun yararla hareket etmek zor valla. Bu erkek mi ya? Erkek şeytan mı acaba? Şeytanı park ediyorlar arkadaşlar. Park yerine gidiyor. Şeytanı park yerinden çıkarıyorlar. Böyle bir tur atıp geri dönüyor ya. Olay bu. Ara sokaktan önlerine çıkacağım. Aman teyzem yavaş. Teyzem bisikletle düşüyordu. Yani Japonya böyle bir yer arkadaşlar. Festivalde şeytanın önüne çıkabilmek için, şeytanı yakalayabilmek için koşuyorsunuz. Genelde insanlar şeytandan kaçar. Aa, postacı ablam. Ne güzel bir yer ya. Ya bu sokaklardan yürümeyi seviyorum. Shimokitazawa'nın ara sokakları güzel. Bayağı da bir canlı yayın yapmıştım buralardan gelip geçerken. Lami yakası. Bakayım. Şuradan gideyim. Şurada bir insan topluluğu var. Şubat ayındayız ya. Yani Şubat ayında ne adam akıllı bir soğuk geldi, ne kar yağdı, ne fırtına oldu, ne bir şey oldu. Ufaktan bir kar yağsa değil mi Tokyo'ya? Bakın bunlar da yan yana 4 tane ev. Küçücük 10 metrekare ev ya. Shimokitazawa'nın da böyle bir şeyi var işte. Ikodate House'lar fazla. Bak kıç kadar yerde 6 tane bir daire var. Ana burası da eski bir çamaşırhane. 200 yene yıkıyor. Fasulyeleri atıyorlar adım adım. Güzel bir görüntü var ya. Çoğu turist ya. Festivalin ne olduğunu bile bilmiyorlardır büyük ihtimal. Polis koruyor. Değil mi? Çocuk daha bu yaşta şaşırıyor. Aman şeytana zarar gelmesin diye. Büyük şeytan da geliyor. Yeter ya, bu kadar şeytan görmemiz, etkileşime, şeytanla birlikte girmemiz yeter diye düşünüyorum. Şeytanı da gönderdiğimize göre bir sonraki maceralara hemen geçelim. Asakusa Kinshichu burası. Kinshichu. O ne? Sake mi bu? Soju mu geliyor? Geliyor mu? İçinde yokmuş abi. Nihon shu arimasu ka? Nihon shu arimasu ka? Soju mu var? Şey yapalım mı? Deneye deneye gidelim. Gel benden. İçelim gel bir şeyler içelim. Gel gel. Hoşuma gitti. Değişik bir... Buraya içelim. Sıcakmış güzel. Haftalık vlogumuzda bugün Yiğit'le... Ne içiyoruz Yiğit? Sake miydi o? İkinciye ondan verdi. 800 yen 5 dolar mı? Uy sıcacık ha. Sıcak sake güzeldir ya. Tuzlu fasulye. Japonya'ya gelirseniz böyle edamame'leri yiyin. Tuzlu edamame, fasulye. McDonald's'ın arkasında bir tane izakaya herkes kullanma. Adı da şey olacak. Mac izakaya olacak. Yakınlarında da bir yerde. Bir sipariş verecek ya. Sadece alkol satacağız. McDonald's'tan hamburgerleri alacağız.
aynı menüyü koyacağız farklı bir şekilde. Doğrudan alacağız, getireceğiz. Alkol de beraber satacağız. Adam İzaka'ya geldi ama McDonald's yiyecek. Nasıl konsept? Neden olmaz. Yani pek bana hitap etmedi. Ben yumuşucuyum. Masajcı falan var burada. Body masaj. Ben de masajcı var. Şurası ne abi? Allah aşkına söz ver. City Burger'a girelim. Bura mı? Bakalım siz ne yapıyorsunuz derim mi? Soplen'de mi geldik acaba? Ben şey değil mi? Burası hastane mi? Aa, ne güzel yermiş. Dur girme. Bir saniye. Ben böyle manzaralı yerleri seviyorum. Tepeden Japonya'ya bakmak güzel oluyor. Al sana Skytree manzarası. Gün batımı. Şu elektrik tellerin çirkinliğine bak ya. Vallahi bana güzellik diye geliyor artık onlar. Bak. Ne güzel bir ortam. Bak şurada ne oluyor? Saç kesimi oluyor. Enteresan, böyle bir bina içinde bilmem kaçıncı katta ufak bir masa koyup saç tıraşı yapıyorlar. Açık mı? Adam kapıyı açtı, Skova masaj yaptı. Yani 7. katı normal bir masajcı koymuş olamazlar. Kızlar mızlar giriyor. Bak buraya biz niye geçtik? Ne yapıyorsun? Hey, how are you? Eğitim arkadaşı çıktı. Yolun bir arasında böyle kaça kaçalar var. Mangalar, dergiler, mergiler. Evet, onlar jiletinli. Herkes senin gibi ellese aşınır. Bu trak şeyde, tırda mırda dinlenecek şarkılar mı acaba? Uzun yolda. Bunlar niye böyle ağızları açık? Böyle korkmuş bir vaziyette. Çok mu açık? Ne oldu, devirdiniz mi? Ana tatlılığa bak. Yiğit buldu yine bir arkadaşlarını buldu. İlkokuldan. Japonlar burada bir şeyler alıyorlar. Bu 2 bukuro da vardı bunların mağazası. Bana... Sana burada bir sürü... Bunları niye okuyamıyoruz ya? Bu açık mı? Açık değilmiş bu. Herkes şu pembeli yere giriyordu. Evet, çok böyle bak sokak arasında. Niye sokak arasında millet bak bu denli, bu büyüklükte bir yerde yaşıyor. Bu da bu tarz büyüklükte evi olup yaşayan Japon tanıyorum ya. Şimdi böyle bir yeri niye ayırırsın? Niye? İçeriği görüyorsun, kız kaynıyor. Beni çeksene şu yumayla. Happy doğum günüymüş galiba. Happy birthday you my... Sokak arasında niye bu kadar kız toplanmış? İlginç geliyor bana. O kadar saçma, o kadar dandik bir yer ki. Tik. Ama böyle bir yer var ve millet toplanmış. Tik kafe mafe bir şeyler diyor. Aa, oradan resim çektiriyorlar. Japonlar seviyorlar bu tarz şeyleri. Valla. Mesela Taehyun kim? Nereli? Bilemiyorum. Ama içerisi tıklım tıklım Japon genç, yani kız kaynıyor. Bak. Şunu bile pembeye boyamışlar. Ayrıntı. Ama ben Japonya'nın bak şu şeyini sevmiyorum mesela. Adamlar 10 metrekare bir yerde yaşıyorlar. Böyle anlamsız bir yere şöyle bir yer harcıyorlar. Erin Takashi'si 10 metrekare yerde yaşıyor. Niye böyle fuzuli yer harcıyorsunuz? Landırıcı. Oo, bunların makineleri ne kadar güzelmiş. Bunlar bizim orada da var. Arada sırada biz de böyle kullanıyoruz. 8 dakika 100 yen kurulama 30 kilo alıyor. 10 dakika wash and dry 55 dakika $10. 100 yen vereceğin balkon ağzını ya. Bak WeChat'ten de ödeme oluyormuş. Aa bak burada da exchange var. Ulan her şeyi düşünmüşler ha. Mami washing is happy diyor. Çamaşır yıkmak işte. Bunu maket sandım, gerçekmiş bu ya. Bak burada belly dance stüdyo varmış. Gidelim abi. Ama bu ders veriyor belly dance bunlar. Öğrenmek istiyorum. Belly dance'çı olacağım. Kapalıdır ya. Emin ya misin? Allah'ım. Oriental mi olacaksın? Bir insanın ihtiyacı olan bütün dükkanlar var. Fitness, aynen. Yeme içme. Taehyun'un kafesi. Taehyun'un kafesi var. Masajcı, dansöz, işte oriental kursu. Ben hiçbir şey almadım H&M'den. Nereden alıyorsun ki o zaman? Hiçbir şey almadım. Uniqlo. Genelde ben bir şey almıyorum ya. İki tane Japon erkeğinin böyle yan yana gezdiği bir alışveriş merkezine denk geldin mi sen? Yoktur büyük ihtimal. Japonların kemik yapısıyla bizdeki farklı. Özellikle o burun kısımları ben bir ayrı farklı. Homo erectus yapısı var ya. Ki de mesela bak bende nasıl duruyor. O güzel durdu ha. Şu tarzda oluyorlar. Bize uymuyor işte. Değişik duruyor. Böyle duruyor. Bakayım. Ama... Tamamıyla para tuzağı bir yere götüreyim mi? Götür. Para tuzağına doğru
Buradan bir çikolata, bir kola bir şey alak ya. Ne istiyorsun? Çikolata falan kapalı hediye. Tamamıyla gençler geliyor buraya. Bunlar dondurma, dondurma satıyorlar. Ice cream makinesi çok popüler ve çok da ucuz. Japonya'ya gelirseniz bundan yemeden dönmeyin Türkiye'ye. Küçük oluyor bunlar genelde. Şu kadar bir şey. 200 yen. Evet, 1 dolara geliyor. Valizi alsın götür Türkiye'ye. Aa, bunlar meybuzlar bak. Bu böyle yenilmiyor galiba. Dondurmayı niye şataklı? Oyun oynayanlar bir aile fazla. İnanılmaz bir sirkülasyon burada da var. Ne oynuyor bunlar? Güzel aslında, böyle kafa dağıtmak için gelinebilir. Vay, bayağı büyük burası. Vay 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 vay. Bu nasıl bir sirkülasyon böyle ya? Vallahi gördüğüm en büyük oyun salonlarından. Helal olsun. Çocuklar deli gibi oynuyorlar. Zaman öldürmek için birebir yerler. Milleti, çoluğu çocuğu evde aç, babası da bekliyor, babası gidiyor paçinko oynuyor. Sigara içe içe paçinko oynuyor. Öyle Japonlar da var yani. Bu nasıl bir makine böyle? Aa, at yarışı dönüyor. Dolu da ha. Bunlardan para kazanılıyor mu ya? Oyun mu sadece abi, acaba? Koltuğun rahatlığına baksana. Burada bayağı vakit geçiriyorlar ya. Yiğit para kaybetmek için makinenin başına geçti. Hadi hadi. Hadi. Bir de bunlar var. Şu tarzda şeyler. Benim de arada sırada oynayıp deli olduğum şeyler. Geliyor şuradan şuraya geliyor ama düşmesi imkansız ya. Ya zaten düşüyor bu. Önemli olan şuradan gitmesi. Lan. Ya. Tamam abi, her zaman düştü. Oğlum adam iyi biliyor lan. Sugoi. Bak hiç oralı sevinmedi bile ya. Vallahi sevinmedi. Direkt geçti yana. Buna oturuyorsun galiba ya. Kız gibi oturuyor. 100 dolar civarı bir şey. İyi tutsana bir dakika kamerayı. Çok da rahat değil fiyatına göre. Yani 100 dolarlık bir şeye göre çok da rahat değil. Dövüş videosu çekelim mi? Sen onu al, ben bunu alayım. Abla çeksin bizi. $1000. Şöyle bir şey. Kayınpederin evinde de buna benzer şeyler var. Tam Japonlar bunlara önem veriyor. Udoncuya geldik sonunda. Maşallah var ha, ne güzel çalışıyor. İnanılmaz bir sirkülasyon var burada. Tam da iş çıkışına denk geldik ya. Kore'nin şiması. Hayır, makarayı. Futatsu, futatsu. Futatsu. Futatsu omori. Omori, futatsu omori. Sen büyük mü yazmışsın? Küçük olsun ya. Futatsu, futatsu omori. Benimki küçük olsun. Abi eliyle hemen. Oh, maşallah. Elinde de hiç kıl yok ya. Tertemiz maşallah. Burada acaba çalışmak için özel bir kural gibi bir şey mi? Burada bak söylüyorsun. Direkt sıcak sudan geçiriyor, eliyle udonu koyuyor, direkt veriyor. Bak burada hamur açılıyor, burada devam ettiriliyor, pişiyor, mişiyor, buradan direkt son. Ay. Şu 3 dolar şu set. Ama bu neydi bu? Şöyle buradan suyu. Şöyle yeter bana. Hadi bakalım sen de bas.
İnşallah. Kalamarımız var. Yiğit'in maşallah var. Oo, bayağı düştü ya. Yiğit bir şey çıktı dışarıya. Tabaki nasıl diyelim. Bu da squid. Yani mürekkep balığı. Kaç? 7 dolar dedik. 3 dolar, 4 dolar. Gayet ideal bence akşam yemeği için. Ekonomik bir şekilde karın doyurmak için şöyle bir set. Marugame diye geçiyor. Bu bilmiyorum her yerde var mı da. Beleşe bulmuşuz. Yapacağım şunu, beni bir çek. Ben bir kemik testine gireceğim şimdi. Drugstore'larda bazı yerlerde böyle ücretsiz makineler var. Başlayalım. Biz erkeğiz. Yaşımızı gireceğiz. 32 olduk herhalde. Kemiğimize bakacak. Burada da iç yaşımıza bakacak. Hemen yan makinede iç yaşımıza bakıyor. Anında rapor veriyor. Burada tansiyona bakıyorlar. Kemiğim iyi, güçlüymüş. Biz boşuna. Türk'ün kemiği güçlüdür. Parmağımı bir koyayım canımın içi. Yaşını giriyorsun, parmağını koyuyorsun. Strese mi bakıyor? Ama ben makineyi bozarım şimdi. Kalbim güzel atıyor ya. Baksana. Bir düzensizlik var gibi sanki. Maksimumu da 98 de minimumu da 70 de. Bakalım enteresan bir şey çıkacak mı? İma 84'luk 87'ye göre. Buna benzer bir makineden daha seneler evvel yapmıştım. İç yaşım böyle 40'larda çıkmıştı. Enteresan bir dedim, ne oluyor arkadaş? Uzun sürece ne oldu lan? Nabzım düştü. Kalp şeyim düştü. Bayağı geniş tarıyor baksana. 2 dakikadır tarıyor burada. Enteresan böyle ücretsiz bir makinenin olması. Anama gösterdim. Ana, benim kemikler çok güçlü. Zamanında bana iyi süt vermişsiniz, kemik suyu içirmişsiniz diye anama teşekkür edeceğim. Baksana ya. Helal olsun. Sana zahmet, şunları bir açıkla bana ya. Vücut stresim düşükmüş. Kalp stresim bayağı yüksek çıktı. Üçüncü olan da benim vücudum strese karşı gösterdiği, verdiği tepki bayağı high level yüksek çıktı. Şu ne ya? Küçücük böyle maymun pipisi gibi. Yorgunluk, ama ben yorgunum şu anda. Yorgunluk çok düşük çıktı. Güzel. Demek ki bende mental yorgunluk var. Benim stres seviyemmiş 34. Benim yaşlılığım başlamamış. Huntu. Ama ben seneler önce kan yaşım 40 civarıydı. Şimdi 23'e gelmiş. Ben bayağıdır yorluk içmiyorum, o yüzden mi acaba? Kan yaşımın 23 çıkması güzel. Bunu ücretsiz bir şekilde yapmaları güzel. Canımcı, gel sen de dene. Kilogramınızı ölçeceğiniz bir yer var. Ulan bizde bir tane tartı koyarlar. Eczanede bir köşede. Görürsün, görmezsin. Kıyıda köşededir. Burada baksana adamlar, 1000 tane yazı var böyle detaylı metaylı, alt tarafı kilogramına bakacaksın diye. Çıktı mıktı da veriyor galiba anladığım kadarıyla. Baksana prize mirize takılı. Bayağı teferruatlı. Çok hoşuma gitti burası. Arada sırada gelin ben bir şeyler yapayım. Ben 80 kilo değilim. Bizim evdeki tartıyı sen mi değiştirdin o zaman? Şu an yine bir kağıt mağıt bir şeyler geldi. Ben %25 şişmanmışım, vay anasını. Kas, kiloya göre kaslık oranı %55 civarı. Bunu anlamadım, neye ifade ediyor. Ne, hani insanın %80'i 90'ı suydu? Benim %38'im su. BMW var burada. Ulan kağıda bak ya, 71.3 kilogram olman gerekli diyor. Yanlış bu, yanlış. Bence bu yanlış. Ben evde bir daha çıplak halde bir tartalım. Sonunda yağıyor. Gözünü sevdiğimin karı. Uzun bir süredir Tokyo'da görmüyorduk valla. Karı gördük sonunda. Canımın içi, yolla çık, yolla. Böyle şey, yolla beraber çık. Canımın içi, gel, yoldan gel. Bak biraz böyle çık. Ne güzel. Ne güzel. Buralardan sürekli araba geçtiği için elim üşüdü değil mi? Alacağım telefonu. Dur. Beyazlık güzeldir. Saf bir görüntü veriyor valla. Çok güzel. Etraf daha da güzelleşti. İşte ben bu yüzden Hokkaido'ya gitmek istiyorum ya. Ne ara
kardan adam yaptınız ya. Küçücük Japon işi kardan adam yapmışlar. Hepsi küçücük. Haftalık vlogumuzda bugün Tokyo'da kar yağıyor. Ya Allah! Hay. Hay. Mada video da. Şu karın çıkardığı ses var ya, inanılmaz rahatlatıyor insanı. Japonya'nın şekliyle daha güzel vallahi. Baksana kumu var burada. Gelelim bir güzelce bir balık yiyelim şurada. Biraz sushi yiyelim. Hayao Miyazaki'nin saçları dökülmüş. Maçamızı hemen koy sıcacık içelim. Ne kadar rahatlatıyor biliyor musunuz insanı? İnanılmaz. Alışan için vazgeçilmez bir şey ya. Sabah, öğlen, akşam içilebilecek bir şey yapmış bu Japonlar. Haftalık vlogumuzda olmazsa olmaz bölümümüzdeyiz. Hemen fresh şundan bir iki tane order. Bir tane karidesli reyhanlı. Bir tane deniz ürünlü kızarmış karides, avokado. Taze çiğ somonlarımız geldi. Wasabi. Benim bu ara olmazsa olmazım. Zencefil. Şöyle biraz zencefil alalım şuradan. Zencefil çok seviyorum ya. Şunu koyduk. Oh. Şunu koyduk. Oh. Şöyle gel bakayım. Her şeye zencefil kullanıyorum bu ara. Siparişlerimiz bunlar. Avokadolu. Zencefil. Bir de Japon çayı. Kırk yılda bir kar görüyoruz. İyice zevkini çıkaralım. Bir saatte böyle bir görüntü çıktı ortaya. Hava da erken kararıyor. Daha 5 olmadı. Yerimi belli edeyim. Ayı gibi. Ayının ayak izleri. Büyük ihtimal biz daha kar göremeyiz. Ortalık eski haline geri döner. Bir günlük bir eğlenceydi bizim için. Tam bir anime ortamı var şu anda ya. Japon karı biraz sert. Niye böyle ya? Nandatte. Tamam ya, bu ippai ippai kitanai no ka koku. Hokkaido'nun karı biraz daha böyle toz gibi. Bu hafta Cemkun'la günleri öğreniyoruz Japonca. Pazartesi, Getsuyobi, Salı, Kayobi. Çoto Turkogo ga wakannai kara sono sara ga kayou ka wakaran kedo. Bakushi bakaru. Çarşamba, Suyobi, Perşembe, Okuyobi, Cuma, Kinyobi, Cumartesi, Toyobi, Pazar, Nichiyobi. Önemli olan gideceğin yer değil, yoldur canımın içi. Ooo, Spielberg gelmiş. Spielberg ne yapıyor? Hoş geldin. Sana ne kar yaptı ya? Haftalık vlogumuzda bugün Takao dağındayız. Takao Mountain. Karlı bir kaç günün ardından geldik. Şimdi tepeye tırmanacağız. Gün batımında Fuji'yi izleyeceğiz.
Bakın burada da göstermişler nerede ne var. Biz tam şu kırmızılı yerdeyiz. Giriş yeri burası. Sağda Fuji'yi gösteriyor. Burası Tokyo'nun en güzel dağlarından, gezilmesi gereken dağlarından. Bayağı trekking yapmaya gelenler de var. Tepelerde güzel manzara var. Maymun parkı var. Biz Malatya'da da bazen şelalede böyle yıkanıyorduk. Lan buraya bir de şu makinelerden koymuşlar girişleri. 15 dakikada bir şöyle cable car'lar var, teleferikler var. Buradan yürüyerek de çıkıyorsun. Sakura zamanı geleceksin. İlkbahar, sonbahar zamanı geleceksin. Kışın buralardan yürümek biraz tehlikeli olabilir. İlkbahardan bir yolluk alalım canım iki. Sıcak çikolata alacağım. Bunu böyle verdi. Bizim Barcelona aşkımız maziye dayanıyor. Bak şapka Barcelona canımın içi. Anahtarlık Barcelona. Barcelona şarkısı da var bende. La paparilla papara. Esagoruba de Barcelona. Şu sıcak çikolata güzel. Gelirseniz buralarda şu sıcak çikolatayı alın. Japonya'nın en dik teleferiğine bindik. Şöyle bir yere geldik. Güzel manzarası var. Bir de gün batımında daha da güzel olacak. Ay be, Japonya dağlarını yukarıdan görmeyi özlemişim. Şu anda buradayız. En yukarıya kadar tapınak. Sonra en yukarıya çıkacağız. Teleferikte çıkınca tabii hemen maymunların olduğu yere geldik. İki kişi 6 dolar. Biz git gel teleferiğe 12 dolar para verdik. Maymun bileti aldık. Bakın buranın Nessin 22 yaşındaki patronu buymuş. Kafasında saç kalmamış. Japon maymun da olsa saç kalmıyor bir yerden sonra. Bir dakikada 100 kere dedi. Ne güzel uyuyorlar ya. Kuzene 27 tane olan bir şöyle bir şey alacağız, atacağız buradan. Bayağı fasulyeli, masulyeli, yağlı, vitaminli bir şey. Hepsini atacağım şimdi. Şu ortaya atayım. Bütün maymunların isimleri varmış. Tiplere baksana. Ben buranın belalısıyım diye resim çektirmiş sanki. Bu patronmuş, bu da kız arkadaşlarıymış. Her şeyi detaylı yazmışlar ya. 450 yaşındaymış bu ağaç. Kamisama'yı koymuşlar. Böyle ağaçları Japonya'da görürseniz üzerinde ip gibi bağlı şeyleri, o beyaz kurdeleli şeyi görürseniz bilin ki kutsanmış ağaçlar. Dinde önemli olduğuna inanıyorlar. Önemli ağaçlar yani. Ağacın üstünde bile Pikachu var. Sağımızda gördüğünüz yer canımın içi yürüyordu. İsimler, Japonların isimleri, şirket isimleri falan yazılar. Tapınağa yardımda bulunan, para, maddi yardımda bulunan insanların isimlerini, şirketlerin isimlerini yazıyorlar. Şu anda ayine denk geldik. İçeride din görevlileri var.
kapsamlı bir ayin oluyor şu anda. Denk gelmemiz güzel oldu. O sesleri duymak böyle insana böyle bir enteresan bir duruma, enteresan bir ruh haline sokuyor açıkçası. Tengular her yerde ya. Ya canımın içi sen bir dua et. Canımın içi. Bak burada Japonların sandaletleri var. Konu kutsunu namayla döktü. Geta. Kutsunu. Küçük kimono'nun kutusu. Sandarumite. Oki ne? Sandarumite. Geta. Geta diyorlarmış. Kimono'da da giyiliyor altlarına. Burada da. Vah. Oh canım. Muhafızlar var. Tilkiler var. Korucularında. Vah çatı. Yuki ga. Doğa ekmek köşesi. Japonya ilk geldiğim zamanlar böyle tapınaklardaki tilkileri açıklıyorum. Instagram'da hikayeler paylaşıyorum. Bisikletle geziyorum, aralara giriyorum. Etrafı öğrenmeye çalışıyorum. Ne güzel zamanlardı. Dağın başına çıktık. Burada bir de otomat var. Geldik. Tepedeyiz. Gün batımının olduğu zamana denk getirdik. Güzel. Tam şurada bir Luna Park vardı. Dedik bu ne? Fujiko Island'mış. Bayağı yakınlaşmışız. Sütlü çaydan alalım. Kardan adam ne yapıyorsun? Bir dağın başında gün batımında sütlü çay içmek. Ne oluyor? Japon helikopteri tepemizden geçiyor dağın başında. Nerede? Buralarda çöp kutusu bulmak zor. Aşağıdan beri hepsini çantamızda taşıyoruz. 4 şişe içmişiz ha. Ne oluyor lan? Bir helikopter gidiyor, bir helikopter geliyor. Ne yapıyor bu helikopter böyle ya? Eski. Kontrol. Birisi sakatlandı mı acaba? Trekking yapanlardan birini mi kurtaracak acaba? Yaşlılardan birini kurtaracak. Dayı nereye? Ben anlamadım. Neye bakıyorlar? Teleferiye geldik. Kapatmışlar. Saat 6. Teleferiyi kapattılar. Kapatmışlar. Bizi almadan. Ama manzaramız nasıl güzel. Dağın başından Tokyo'nun bir kısmı gözüküyor. Japonya'nın dağında da mahsur kalmadık demeyiz. Ulan gözüme tutma. Şey tavşan gibi kaldım, önümü göremiyorum. Biraz şöyle tutma. Gözlerim karanlığa alışsın. Bayağı neredeyse 3-4 kilometrelik bir alan var. Aşağı doğru önümüzü görmeden gidiyoruz. Darmıştı bak demem. Ulan doğru mu gidiyoruz acaba? Olmaz ya, dağlardan aşağı iniyoruz da enteresan hayvanlar çıkmazsa güzeldir.